Selamlar arkadaşlar. Borsada bütün hisseler eksi 5 yapmış. Bizim eksi 5, eksi 7 bu şekilde. Zaten birkaç tane hisse var. Şöyle bakalım. Sonra portföyümüze bakalım. Bu bizim borsa sepetimiz. Bir de kendi portföyümüz var. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Cuma'dan beri, Cuma sabahından beri altın ve gümüş ekliyoruz. Nasıl ekliyoruz? Mesela şu ana kadar gümüş çok eklemedim. 62.000 TL tutarında 0.3'e tekabül eden bir gümüş eklemem olmuş. Sonra 421.000 TL'lik bir de altın eklemem. O da 2.8'e tekabül ediyor. Evet. Şimdi kur korumalı da ayın 15'inden sonra alacağız. Ayın 16'sında bunları alacağız. Bunlar kur korumalı da 4.8. Bunlar eklediğim şeyler fiziki bir ürün değil arkadaşlar. Bu sanal bir ürün. Sanal ne demek? Aslında ben 421.000 TL altına para yatırmadım. Ne kadar yatırdım? Ona bölüyorsun. 42.000 TL kadar para veriyorum. Yani 40.000 TL para koyuyorum. 421.000 TL'lik pozisyon açıyorum. Burada da öyle. 10.000 TL para koyuyorum. 60.000 TL'lik pozisyon açıyorum. Yani bu ürün bizde yok. Bu ürünün karı ve ya zararı bizde var. Bu ne demek? Yani 421.000 TL üzerinden altın yüzde işte bir giderse o zaman 421.000 TL'nin yüzde biri. Mesela altının onsu eksi 3.3 demiş. Nasıl oluyor ki bu? Yani bu borsalar bunların yüzdeleri gözükmüyor. Onu da gösterelim hemen. Bakalım altının onsu ne olmuş? Şöyle bir bakalım. Hatta şöyle bakalım. Şuradan bakalım. Altının onsu nasıl kapatmış arkadaşlar? XAUUSD diye. Bu kapatmış ama şuradan görebileceğiz artık. Şöyle söyleyeyim. 1.6 ile kapatmış. Yani %2'ye yakın bir şeyle kapatmış. Evet. %2'ye yakın bir şeyle kapatmış. Peki gümüş neyle kapatmış? Bu da %1.3'e. Yani orada %2 ise işte 420.000 TL'nin %2'sini kazanıyorsun ya da kaybediyorsun. -2 ise kardeşim. Anladık değil mi olayı? Yani şu rakamlar hepsi bizim paramız değil. Sadece bu rakam üzerinden kazanç ve kayıplar bize dönüş yapacak. Evet, Cuma'dan beri giriyoruz. Bugün yine ekledik. 200.000 TL'lik ekledik. Toplamda bakın burada 65.000 TL, 70.000 TL'lik bir var şurada. Gümüş pozisyonum var. Yabancı fonların içinde yani şurada AGQ'da var. Burada yine bir 65-70 bin TL var. Yani 130.000 TL, 420, 500-600 bin TL'lik bir altın ve gümüş sepeti oluşturdum burada. Dolar korumalı burada. Yabancı hisseler, yerli hisseler düşüş trendinde bir miktar da altınımız var. Bu altın bir miktar da altın aldık. Bunu güncellemedik ama güncelleriz. Çok az şu rakamdan çok az bir miktar altın aldık. Hatta bu rakamı bilen değiştirmez. Şimdi portföyümüze baktığımızda arkadaşlar şöyle şunu görüyoruz. Bakın son vadeli eklediklerimiz. Bunlar son eklediklerimiz. Böylece %63 oranında dolar bazlı yatırıma sahip oluyoruz. Yani dolar bazlı yatırım, dolar TL'nin artmasıyla para kazanabileceğimiz bir şey oluyor. Yani dolar bazlı yatırımları yavaş yavaş arttırıyoruz arkadaşlar. Bakın %50'den %62, %63'e doğru devam ettik. Daha arttırır mıyız? Bilmiyorum. Şimdi olay burada bitiyor. Ürünler bunlar, satın aldığımız ürünler bunlar. Şimdi bunu kaydedip kapatalım. Yerli hisselerde geri çekilmeler mevcut. Ancak bu sefer şu dolar ve altında yükselmeler mevcut. Şurada ve şurada bunlar. Şu altın dolar bazlı olanların hepsinde bir yükselme. Yerli hisselerde bir geri çekilme. Nakitte zaten yükseliyor. O mevduat olduğu için sürekli yükselen bir şey. Orada geri çekilme yok. Evet. Yerli hisselerde ne yazık ki böyle. Ne oluyor arkadaşlar? Borsada ne oluyor? İnsanlar şunu diyor. Ya şöyle şöyle olacak, böyle olacak. Arkadaşlar geleceği kimse tahmin edemez. Geleceği kimse tahmin edemez. Sadece
Öngörü de bulunabilir. Ancak insanların birçoğu zaman öngörüsü tutmuyor. Evet, bakın burada teknik olarak baktığımızda anlamlı bir sonuç yok. Anlamlı bir sonuç yok arkadaşlar. Bakın. Şimdi biz burada oturup konuşacağız. Diyeceğiz ki yani biz neye ortağız? Yani burada yani insanlar şunu düşünüyor. Ben alayım, alayım, yükselsin, yükselsin. Ben yüksekten satayım, aşağıdan alayım. Öyle bir dünya yok. Bunu tahmin edebiliyorsanız, geleceği biliyorsanız yapın. Geleceği bilmiyorsanız o öyle bir dünya yok. Neye göre yüksekten satacaksın, neye göre alçaktan alacaksın? Yani neye göre alacaksın? Öyle bir dünya yok arkadaşlar. İşte öyle uyanıklar bir gün yüksekten satıyor, sonra alçaktan alacağım diye bu sefer yüksek iki kat yükseliyor. Sonra bir daha alçaktan alacağım diye yine bekliyor. Bir daha iki kat yükseliyor. Halen bir sene, iki sene bekliyor adam dışarıda. Ben alçaktan alacağım. Alçağa gelirse alırsın. Evet arkadaşlar. Şimdi biz neye ortağız ona bakalım. Bizim ortak olduğumuz hisseler bunlar. Ana ortaklığımız şurada. Bu hissede ne görüyorum ben? Ne görüyorum? Bakın. İlk önce biz para kaybetmek ayrı bir şey, para kazanmak ayrı bir şey. Ama neye ortaksın, neye para yatırdın, bunları bilmen lazım. Eğer bunları bilmiyorsan, şöyle yapalım. SNGO bölü USD yapalım arkadaşlar. Şimdi en azından piyasaların geri çekildiği noktalarda, geri çekildiği noktalarda arkadaşlar, şu şekilde ortaklarınızı tekrar gözden geçirebilirsiniz. Bakın burada ortaklık bu. Bu ortaklığın grafiği de bu. Borsaya açıldığından beri 0,09 dolarda açılmış ve pardon 0,26 dolarlarda açılmış. Şöyle yükselmiş. 0,90 dolarlara hissesi 1 dolara kadar yükselmiş. Sonra düşmüş. Düşmüş. 0,02 dolara kadar düşmüş. Bu ne demek biliyor musunuz? Şuralara gelmiş bu. Yani şuradan dönüş yapmış. Sonra dipler dediğimiz şey şuraya kadar gelmiş. %97 düşmüş arkadaşlar bu hisse. %97,8 düşmüş hatta. Yani bunu şuralardan 2010'lardan zirvelerden alan bir kişi için %97 düşmüş. Tamam mı? Şimdi bakın detaylara bakalım. İşlem hacimlerine bakalım. İşlem hacimleri bunlar. Bunlar lot zannedersem ne kadar lot alınıp satıldı. Bakın buralarda çok düşük. Şu işlem yani hisse düşüyorken çok düşük bakın. Hisse yükseldiği zaman işlem hisse yükselmeye başlıyor. Hisse düşmeye devam ederken çok düşük işlem hacimleri oluyor. Evet anlıyorsunuz herhalde değil mi? Bakın burada bir sene önce yine bakarsanız şuralara yine hacimler biraz daha küçük. Hacimlerin yükseldiği anda hisse yükseliyor arkadaşlar. Dikkat ediyor musunuz bu grafikte? Hacimler yükselmiş bakın. Şurada hacim yükselmeden hisse yükselmiş. Sonra hacimler yükselmiş. Sonra yine hisse düşmüş. Şu an hacimler yine yüksek. Ama hisse yükselmiyor. Nedense. Acaba mı diyoruz? Acaba diyoruz arkadaşlar. Acaba bir şey var. Peki zirvesini görse nereye görür? Tekrar zirvesini görse %350 artması gerekiyor arkadaşlar. Tekrar zirvesini ne yazık ki ne zaman görecek? Göremeyecek. Çünkü dolar TL artacak. Ya da dolar TL'den daha fazla artaraktan zirve görecek. İkisinden biri. Yani biz bunun öngörülerimiz şöyle yükselmesi gerekiyor. Baya 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 yükselmesi gerekiyor. Bakın böyle insanlar bir şeyler bakıyor. Fincan kurt diyor, onu bunu diyor, şunu bunu diyor. Ancak ben burada artık şeyin geldiğini düşünüyorum. Bakın buralarda tarihi dipler, tarihi düşük seviyeler. Buralarda artık işlemler arttığına göre artık burada hareket bereket olacak arkadaşlar. Bu artık buradan bir başlayacak bir şekilde hareketlenecek. Şimdi biz bunu yani bu grafiği hatta şöyle yapalım. Hadi bakalım. Şöyle bir daha inceleyelim.
SNKO bölü USD diye. Hadi bakalım şunu bir inceleyelim bakalım. Hadi. Tamam. Eğer inceleyemiyoruz ki. Hadi. Bakalım şurada inceleyelim. Bakalım. Tabi bu tarihi diplerde olduğu için arkadaşlar bir şey yapamıyoruz şu grafiği. Hatta şöyle gelelim de birazcık yükseltelim. Yani böyle geldiğimiz zaman buradan itibaren birbirine göre konum. Evet, dolar bazlı şeyiyle, grafiğiyle TL grafiği arasındaki farklara bakıyorum. Dolar bazlı grafiğiyle TL grafiği mantıklı bir şekilde yürüyor. Şu son zamanlarda yürümemiş. Çünkü dolar TL hızı arttığı için hisse artmadı aslında. Hisse artmış gibi gösteriyorlar size. Artmadı. 2 liradan dolar bazlı grafiği gitmiyor. Bakın. TL bazlı grafiği gidiyor olabilir ama dolar bazlı gitmiyor. Şimdi hissenin finansallarına bakalım bir de. Şu dolar bazlı grafiği kapatalım. Yani dolar bazlı grafiğin gitmediğini görüyorsunuz. Hissenin finansallarına bakalım. Şu diplerdeyken, şuralardayken hissenin durumu ne? Bakın burada öz kaynak falan kalmamış. Parası marası kalmamış. Ve negatif ROA'dan çalışıyor ve doğru düzgün bir karı yok zannedersem. Yok. Evet. 259 milyon satışlar. Hisse belli bir noktadan sonra yükseliyor. Bakın önemli olan burada net kar ve ROA. Net karın negatif olduğu yerler anlamsız ama ROA olarak bakalım. Biz ROA'lara baktığımız zaman şurada bir dip yaşanmış. Ancak bu dip yaşandığı noktada arkadaşlar dikkat edin hisse tavan tavan gitmiş. Yani bu ne demek istiyorum? 5 yıllıktan bunu göstereyim size daha iyi anlarsınız. Şimdi hissenin tavan tavan gittiği seri burada. Tavana burada başlamış. Ancak tavana başladığı noktada bu zarar yazıyormuş. Zarar yazıyormuş. Zarar. Bakın şöyle. 7 kazanıyormuş. 4 kazanıyormuş. 2 kazanıyormuş. Eksi kazanıyormuş. Bakın bu eksi kazanırken yani eksi kazanırken zarar yazarken bu şirket birdenbire tavan serisine başlıyor. Bakın. Bir zarar yazarken birdenbire tavan serisine başlıyor. Görüyor musunuz? Bunun anlamı şu arkadaşlar. Bu şirketin verileri şüpheli. Yani birilerine şeyler kaçırıyor. Yani birilerinden bir şeyleri kaçırıyor. Yani ben burada zarar yaptım. Bana ortak olmayın demek istiyor burada. Ancak bu zarar yazarken burada hisse tavan tavan gitmeye başlıyor. Bakın. Burada öz kaynakları sıfırlanıyor. Öz kaynak kalmıyor. Parası marası kalmıyor. Burada daha kötü. Bakın en kötü durumunu yaşarken hisse tavan tavan gidiyor. Ondan sonra arkadaşım ondan sonra onun arkasından iyi bir bilanço geliyor. Bakın. İyi bir başlangıç başlıyor. 2. Sonra daha büyük 21'e çıkıyor. Bakın bunlar tesadüf değil. Bakın hisseler nasıl oluşmuş, hisseler nasıl tavana başlamış. Sonra tavanlardan sonra aylar sonra bu veriler düzeliyor. Demek ki arkadaşlar bu tavan tavan gitmeden önce insanlar birileri biliyormuş demek ki bu hissenin böyle böyle olacağını. Bunları almışlar, zarar yapan bir hisseyi tavan tavan götürmüşler. Anladık mı olayı? Yani bunlar bilerek zarar yapan bir hisseyi tavan tavan götürmüş. Sonra ne olmuş? Gerçekten de tavan tavan gittikten sonra o öyle gözükmeye başlamış. Görüyor musun? Hatta piyasa defter değerine bakabilirsiniz. Burada 36'ymış. Çünkü öz kaynağı yok. Piyasa defter değerini hesaplayamazsınız. 5-6 olmuş 5'lerde. Sonra şuralarda bir denge oluşmuş. 1,24. Yani normal. Şuralara bakıyorum. 0,73'lere gelmiş. Sonra tekrar yükselmiş arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar şu ROA'ya baktığımız zaman biz 27'ler, 23'ler, 22'ler buralara geldiğinde bu hisse yine bir tavan serisi başlatmış. Ne zaman başlatıyor bu tavan serilerini? Birini yazın başlatmış, birini de Ocak'ta başlatmış. Yani şey açıklanmadan önce başlatıyor galiba. Finansalları açıklanmadan önce bir tavan serisi başlatıyor. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Sonra bakın karları düşmüyor. Bakın burada 27, 20, 20'ler, yine 20'ler, 34'ler. Bakın şu an 27 gibi gözüküyor ama şimdi bu hisse yine bir tavan serisi başlatacak.
başlatması yakındır. Ne zamandır? İşte Kasım, Aralık, Ocak, Şubat 4 ay içinde. Bir yerlerde başlayacak bunlar. Çünkü hem bakın burada hem alışveriş sayıları artıyor. Bakın burada da birçok indikatör bunu destekliyor. Bunu şey yapamıyorum ama bakın burada da aynı. Alışveriş artıyor, öz kaynak oranı artıyor, birçok indikatör destekliyor. Ancak buralarda hareket etmemeye çalışıyor. Bu kadar kâra rağmen hareket etmemeye çalışıyor. Bir de daha çok kâr yapıp bu kârları düşük gösteriyor olabilir mi? O da olabilir. Burada olduğu gibi arkadaşlar. Bakın burada zarar göstermiş, sonra tavan tavan yapmış, ondan sonra kâr gösteriyor. Burada da aslında zarar gösteriyor gibi, yani zarar da yok da kârdan zarar gösteriyor gibi geliyor bana. Ondan sonra bazı şeyler çıkınca meydana, onlar çıkmadan önce tavan tavan yine gidecek gibi geliyor. Yani biz bunun dolar grafiğinden görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun piyasa değeri 0,53. Dediğim gibi eğer bu bilançosunu açıklarsa bunun piyasa değeri 0,2'lere gelmesi lazım. 0,2'ler kabul edilebilir bir şey değil. Niye kabul edilebilir bir şey değil? Şundan dolayı kazanç böyle 30'lu 40'lı ROA'lar varken 0,2 piyasa değerleri kabul edilemez. Niye? Yani sen %40 ROA yapacaksın ve piyasa defter değerin çöp olacak. Çöp olamaz arkadaşlar. Öyle bir şey olamaz. Burada kabullenilmesi çok yanlış bir şey var. Burada böyle bir durum var. Bizim ortak olduğumuz şey böyle bir şey. Yani çöp seviyede olan bir varlığa ortağız. Yani borçları var diyebilirsiniz. Borçları var da kardeşim 15 milyar TL'lik taşınmazı var adamın. Bu olacak 35 milyar TL 3-4 ay sonra bilanço açıklanacak. Borcu ne kadar? İşte 3 milyar TL'lik borcu var. Ki onu da ödeyecek. Belki yeni inşaatlar yapıyor. Olacak o 40 milyar TL'lik taşınmaz. O zaman ne olacak bu kadar taşınmaz arkadaşlar? Demek ki burada yanlış bir şeyler açıklıyor. Demek ki gelecekte çok büyük karlar alacak. O taşınmazları sataraktan çok büyük karlar alacak. O karları devlete yedirmemek için vergisini devlete yedirmemek için bugünden zarar açıklıyor. Yani bugün zarar açıklayıp ardından gelecek karlar da bu zararlara işte şey yapacak, vergiden düşecek. Bence böyle bir şey yapmaya çalışıyor. Olabildiğince zarar açıklamaya çalışıyor. Bakın bunu nereden anlıyorsunuz? Net marjlardan anlayabiliyorsunuz. Bakın net marjlar 50 eksi 80. Kardeşim bu kadar zarar yapıyorsan sen o zaman ROA'n niye 30'larda 40'larda geziyor? Evet, evet arkadaşlar işte neye ortak olduğumuzu bilirsek borsa patlasa da çıksa da nereye giderse gitsin sizin ortaklığınız önemli. Siz bu şekilde bir şirkete ortak olduysanız borsa batsa daha iyi. Bu düşerse düştüğü yerden bir daha alırsınız arkadaşlar. Ortak olduğunuz şirket çok önemli. Yani biz para kazanıyoruz. Eksi 5 yaptı benim şirketim. Şu oldu, bu oldu. Paraları kaybediyorum diye düşünüyorsanız borsa size göre bir yer değil. Herkese ilgili.